Saat 11'den beri toplantı halindeyiz. O yüzden aslında korkunç olduk. Dernek Genel Kurulu'nu yaptık pazar günü. Fakat Tahir Elçi'yi de burada bulmuşken hazır sizin için ona bazı sorular soralım dedik. Tahir'cim, gerçi senin davanda ben de vardım. Nereden şey yapabiliriz? Ben şöyle hatırlıyorum. O dönem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Arkadaşlar bir sürü duruşmalar yapıyordu. Özkan ve diğerleri, yanlış hatırlıyorsam güzel. Özkan ve diğerleri ki Türkiye karşılaşılmış en büyük davalardan bir tanesi. Sen orada baş avukattın. Arkadan bir ay sonra Tahir Elçi ve diğerleri davasında da başvurucuydun. Evet. Böyle bir o geriye dönüp bakacak olursan o zaman neler hissetmiştin? Yani o senin için nasıl bir şeydi? Bir ay önce tanıkları sorguluyorsun. Tanık çağırıyorsun mesela. Bir ay sonra kendin başvurucusun ve mahkemene çıktık. Böyle biraz şeyini, hafızanı yoklayıp, duygularını yoklayıp o zaman da dönecek olursak neler hatırlıyorsun kendi duruşmanla? Evet, yani bugün tabii İzmir'de dernek binamızda bulunurken ismimle anılan bir davanın duvardaki bir insan hakları eğitimi programında görmek gerçekten de ilginç geldi bana. Ben tabii sizlerden bu davanın burada detaylı bir şekilde tartışıldığını, konuşulduğunu ve analiz edildiğini biliyorum. Şüphesiz hani ben aynı zamanda bir hukukçuyum. Mesleğim avukattır ve ben profesyonel olarak ceza davalarıyla, insan hakları hukukuyla ilgilenen bir insanım ve yıllardır bu işi yapıyorum. Dolayısıyla İzmir'deki meslektaşlarım tarafından tartışılan bir davanın mağduru olmaktansa belki avukatı olduğum bir davanın tartışılmasından çok daha belki mutluluk duyardım. Ancak ülkemizin tabii gerçekleri bizi aynı zamanda mağdur ediyor ve böyle bir davada mağdur veya davacı veya başvurucu olarak bulunuyorum. Şimdi tabii Yamaha.